Bir füze düşünün. Menzili 220 kilometre. Denizi adeta yalayarak uçuyor. Radar tarafından tespiti çok zor. Deniz üstündeki hedefini buluyor ve yok ediyor. Bir önceki test Temmuz 2020'de yapılmıştı. Atmaca 220 kilometre ötedeki hedefini 12'den vurmuştu. Sırada son test var. O da gerçek bir gemiye karşı atış. Atmacanın hedefi hizmetten çıkan TCG Işın gemisi. TCG Işın, Amerikan donanması için 2. Dünya Savaşı sırasında imal edilmişti. 1944'te kurtarma gemisi olarak hizmete girdi. Uzun yıllar kullanıldı. 1979'da Türk Deniz Kuvvetleri'ne hibe edildi. 1941'de Refah Şilebi'nin batırılmasıyla şehit olan Deniz Yarbay Zeki Işın'ın anısına gemiye A589 bordo numarası ile TCG Işın adı verildi. 38 yıllık hizmetin ardından 2017'de emekli oldu. Artık TCG Işın'ın adı 2017'de hizmete giren ve Türkiye'de üretilen aynı isimli gemide yaşatılıyor. Eski Işın geçtiğimiz günlerde TCG Alemdar tarafından çekilerek Sinop açıklarına geldi. Gemi artık Roketsan tarafından geliştirilen atmaca füzesinin hedefi. Atmacanın teknik özelliklerini yazarımız Hakan Kılıç anlatıyor. Şimdi atmaca füzesi, yani ilk milli gemi savar füzemiz, satırdan satığa yani gemiden gemiye fırlatılan bir gemi savar füze. Füzenin uzunluğu 4.8 metre, ağırlığı 800 kilogram, harp başlığı 250 kilogram ve 0.85 Mach yani ses altı yaklaşık yüksek süpsonik hızda bir füze. Füzenin güdüm sistemi INS var, yani ataletsel güdüm sistemi, GPS var, barometrik altimetre var ve radar altimetresi var. Ancak füze bunlar seyir sırasında terminal aşamada aktif radyo frekansı. Birçok yerde bu aktif radar olarak çevrilmiş ama aslında Roketsan broşürlerine falan baktığınızda oradaki RF ifadesi aktif radyo frekanslı güdüm sistemine sahip. Bu şu demek, diyelim ki bir fırkateynimizden fırlatıldı. Fırkateynin radar menzilinin çok çok ötesinde, yani ufuk altında, çünkü biliyorsunuz dünya yuvarlak olduğu için ufuk altına kaldığı olan yerler görülmeyecektir. Yani gemideki radarın mesafesi bellidir. Şimdi atmacaya şöyle bir güzellik yapılacak diyeyim. Meteksan'ın Kement projesi, yani Milli Ağ Merkezli Harp projesiyle atmacaya entegre edilecek. Dolayısıyla atmaca aslında Milgem savaş gemimizi düşünün. Milgemlerin radarının görmediği mesafedeki bir hedefe bile fırlatılabilecek. Çünkü ağ merkezli harp ve data link bağlantısıyla entegre olmuş olacak. Diğer özellikleri işte C2 Mink denen çok alçak irtifadan, yani denizi yalayarak uçmak kapasitesi var ki tabii bu konuda ben net bir şey söylemiyorum ama sosyal medyada birçok yerde 20 metreden hatta 10 metreden falan uçabildiği söylendi. Bu da düşmanın radar örtüsünün altında kalması demek. Muhtemelen diğer birçok füze gibi birkaç çeşit angajman ve saldırı çeşidi olacaktır. Yani nedir? Ya tamamen denizi yalayarak gemiye girebilir veya girmeden önce iyice tırmanıp çok dik açıdan hızlanarak gemiye dalabilir. Başka kullanım alanları da olacak. Mesela milli denizaltılarımız var, biliyorsunuz reis sınıfı denizaltılar. Bunlardan fırlatılan torpido kovanının içinden atmaca fırlatılabilecek. Yani bu nasıl olacak? Atmaca füzesi torpido kovanıyla fırlatılacak denizaltıdan. Kovan deniz yüzeyine kadar çıkacak ve orada kovanın üstündeki kapak veya parça çıkacak. Aynı Harpoon füzesinde olduğu gibi ve ondan sonra roket motoru ateşlenip yoluna devam edecek. Biliyorsunuz Harpoon'ların da denizaltından atılma şeyi var başka ülkelerde. Ve şu anda bizim deniz kuvvetlerimizin muharip gemileri Amerikan Harpoon füzesi kullanıyor ki bu dediğim gibi sayıları da sınırlı sonuç olarak. Atmaca'da şu an yerli seyir füzesi Somme'da da bulunan Fransız Mikro Turbo şirketinin üretimi olan TJ-40 serisi motor kullanılıyor. Bu motor yerini Kale Grubu tarafından geliştirilen KTJ-3200'e bırakacak.
Böylelikle füzenin en önemli parçalarından biri de yerleştirilmiş olacak. Yerden veya gemiden atılabilen atmaca gelecekte uçaktan da kullanılabilir mi? Fransız örneği Exotech'te olduğu gibi atmacayı hangi uçaklar taşıyabilir? Bu sorumuzu yazarımız Hakan Kılıç'a sorduk. Şimdi atmacanın uçaklardan atılma ihtimali çok zayıf. Neden zayıf? Ya da öyle bir proje olduğunu hiç zannetmiyorum. Birincisi çok ağır bir füze. İkincisi biz zaten uçaktan atılan bir anti-ship füzesi, yani gemi savar füze yaptık. Somje bunun için yapıldı. Aynı zamanda Som da böyle. Şimdi tabii Som tek başına bir gemiyi batıramayabilir. Çünkü harp başlığı küçük. Atmaca çok büyük bir harp başlığı var. 250 kilogram ama uçaktan atılması yönüyle bunlar, bu tip bu kadar büyük füzeler daha çok ağır bombardıman uçaklarından, büyük uçaklardan atılıyor. Yani atmacayı tutup da bir F-16'ya yüklemek çok verimli olmayabilir. Ancak şu var, biz zaten gezgin milli seyir füzemizi de yapıyoruz. O da sonuçta karadan ve gemiden atılacak. O da atılabilir. Yani Türkiye'nin havadan atmak için alternatifleri var. Şu anda hava kuvvetlerinin kullandığı 3 tane seyir füzesini gemiye karşı kullanabiliriz ama daha çok Som tercih edilecek. Roketsan testlerini Sinop'ta kurulan merkezde gerçekleştiriyor. Bu merkez soğuk savaş yıllarında Amerikalılar tarafından radar ve dinleme istasyonu olarak kullanılıyordu. Hakan Kılıç Sinop'un seçilme nedenini anlatıyor. Şimdi Sinop'ta Türkiye bir test sahası yaptı. Çok geniş bir test sahası yaptı. Geniş derken atılacak yer belki çok geniş değil ama önündeki saha, yani Karadeniz'e doğru çok uzun, notamlayabileceği uzun bir saha var. Şimdi bunu Ege Denizi'nde yapamazsınız. Bir sürü ada var. Akdeniz'de biraz sıkıntılı. En ideali orasıydı. Biliyorsunuz Bora balistik füzeleri de orada atılıyor. Şimdi Sinop'ta uzay sonda roketinin testleri de orada yapıldı. Yarın öbür gün uzaya uydu gönderen araç manasına gelen SLV'nin testi de belki orada yapılacak. Zaten diğer topçu roketlerin testleri de. Aynı şekilde atmaca da oradan fırlatıldı ve Karadeniz'de işte belirli bir hedefe düştü. Dolayısıyla Sinop bizim test sahamız olduğu için bundan sonraki bütün füzelerimizi de muhtemelen orada deneyeceğiz. Bazen hava savunma füzeleri Tuz Gölü'nde de deneniyor. Yani oradan fırlatılarak Tuz Gölü Konya çevresinde. Ama uzun menzilli olan, yani karadan karaya, karadan denize füze gibi testleri Sinop'ta yapılıyor. Roketsan tarafından geliştirilen atmaca artık geri sayımda. Geçen yıldan itibaren seri imalata başlayan füze kısa zamanda Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girmeye başlayacak. Bu videomuzda size atmaca füzesini anlattık. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak yazın. Mesajlarınızı info@tolgozbek.com adresine gönderebilirsiniz. Kanalımıza destek vermek isterseniz katıl tuşunu kullanabilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberleri ise tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda buluşmak üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.